Hakan rastgele bir öğrenci örneklemi üzerinde yaptığı analizde yaşları ile sırt çantası ağırlıkları arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu buluyor. Regresyon doğrusu için oluşturduğu %95'lik güven aralığını 0.39 artı eksi 0.23 olarak hesaplıyor. Hakan bu güven aralığını kullanarak alfa yani anlamlılık düzeyi eşittir 0.05 ile popülasyon regresyon doğrusunun gerçek eğiminin evet buradaki beta bir popülasyon parametre olan regresyon doğrusunun eğimini temsil ediyor. Sıfır hipotezinin bunun sıfıra karşı hipotezinde sıfıra eşit olmadığını ileri sürdüğü hipotez testini yapmak istiyor. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını varsayın demişler. Peki Hakan'ın yaptıkları ile ilgili bize verilen bilgiler ışığında varacağı sonuç sizce ne olacak? Demek istediğim sıfır hipotezini reddedecek ve karşıt hipotezi kabul edecek mi yoksa sıfır hipotezini reddetmeyecek mi? Biraz düşünelim. Güven aralığı yüzde 95'lik bir güven aralığı. Hemen not ediyorum 95'lik güven aralığımız var. Bu aralık 0,39 eksi 0,23 yani 0,16 ile 0,39 artı 0,23 yani 0,62 aralığı. Yüzde 95'lik bir güven aralığı bize örneklem alıp da güven aralığı oluşturduğumuz deneylerin yüzde 95'inde tahmin etmeye çalıştığımız popülasyon parametresini kapsayan bir aralık elde edeceğimizi anlatır. Ama buradaki hipotez testinde gerçek popülasyon parametresinin sıfıra eşit olduğunu varsayıyoruz ve bu da bu güven aralığında olan bir değer değil. Hemen yazıyorum. 0 hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak beta'nın %95'lik aralıklarla örtüşmediği %5'ten küçük ya da eşit durumların birinde yer alıyoruz. Ve hipotez testinin arkasında yatan mantık da 0 hipotezinin doğru olduğunu varsayarız, örneklemimizi alırız, hesaplamamızı yaparız. Yani örneklem istatistiğini hesaplarız. Bu istatistikten daha büyük ya da eşit bir değer elde etmemizin olasılığı anlamlılık düzeyi küçükse sıfır hipotezini reddederiz. Ve burada olan da bu. Burada bize verilen sıfır hipotezi değeri güven aralığının alt sınırından da 0,16 küçük. Ve bu yüzden de sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul edeceğiz. Karşıt hipotezin ne anlama geldiği konusunda da yani beta'nın sıfıra eşit olmaması bu iki değişken yani yaş ile sırt çantası ağırlığı arasında sıfırdan farklı doğrusal bir ilişki olması anlamı ona gelir. İşte bu kadar.